Hepimizin evinde, ofisinde, cebinde olan ama farkını çok da düşünmediğimiz bir konuyu konuşacağız. 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi frekansları arasındaki farklar neler? Hangisini kullanmalı? Ne zaman hangisi daha iyi sonuç verir? Kahvenizi alın ve kulaklıklarınızı takın, başlıyoruz. 2.4 GHz ve 5 GHz, Wi-Fi ağlarının veri iletiminde kullandığı iki farklı frekans bandıdır. Bu frekanslar, tıpkı bir otoban gibi, verinin gidip geldiği yollar diyebiliriz. 2.4 GHz, daha eski ve daha yaygın bir frekanstır. Hani şu mikrodalga fırın, kablosuz telefonlar ya da Bluetooth cihazlarıyla aynı frekansı kullanan, işte o. Avantajı nedir? Daha uzak mesafelere sinyal gönderebilir ve duvar gibi fiziksel engelleri daha az etkilenir. Ama dezavantajı ne? Kalabalık. Aynı frekansı kullanan o kadar çok cihaz var ki, trafik sıkışıklığı gibi düşünebilirsin. Hızın düşer, sinyal kalitesi bozulabilir. Gelelim 5 GHz Wi-Fi teknolojisine. Bu frekans daha yeni nesil, daha az kalabalık. Avantajı şu, çok daha yüksek hızda veri aktarımı sağlar. Özellikle video izliyorsan, online oyun oynuyorsan, büyük dosyalar indiriyorsan, 5 GHz candır. Ama her güzelin bir kusuru var. Bu frekans daha kısa mesafede etkili ve duvar gibi engellerden kolay etkilenir. Yani modemin yanındaysan mükemmel, ama birkaç oda ötedeysen sinyal çabuk zayıflar. Peki hangisini seçmeliyim? İşte asıl soru bu değil mi? Şöyle özetleyelim. Eğer modemden uzakta oturuyorsan, sinyalin daha stabil olmasını istiyorsan 2.4 GHz senin için daha uygundur. Ama modeme yakınsın, yüksek hız önceliğinse, örneğin YouTube içerikleri izliyorsun, online görüşme yapıyorsun, oyun oynuyorsun, o zaman 5 GHz tercihin olmalı. Hatta bazı modemler dual band özelliğine sahiptir. Yani ikisini birden sunar. Cihazların duruma göre otomatik geçiş yapabilir. Modem alırken bu özelliğe dikkat edip de alabilirsiniz. Bugün Wi-Fi dünyasının iki gizli kahramanı olan 2.4 GHz ve 5 GHz arasındaki farkları konuştuk. Umarım artık Wi-Fi ayarlarında o karmaşık isimler arasında seçim yaparken biraz daha bilinçli olursunuz. Teknoloji sizin için çalışsın, siz teknolojiye değil. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tarz bölümleri beğeniyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere.